Arkadaşlar, çalışacaksınız. Hemen düşünün, sevmediğiniz bir işi 50 yıl yapabilir misiniz? Hemen düşünün, başka birisinin kölesi olarak 50 yıl çalışabilir misiniz? İkisinin de cevabı net olarak hayır benim için. Dolayısıyla bir gün herkes girişimciliği tanıyacak. Peki arkadaşlar, kaç tane iş? Babama sordum, benim 3 tane işim oldu oğlum dedi. İşte ilk önce dedenin işini devraldım dedi. O bittikten sonra biraz mobilya işine girdim dedi. Ondan sonra da yazıhanede çalıştım. En son emekliye yakın dönemde dedi. Ben kendime baktım, benim 6 tane işim olmuş. Kızımın kaç tane işi olacak diye düşünüyorum. Gerçekten ilgilendiriyor beni kızlarımın dünyası. 77-97 arasında doğanlar, yani millennial dediklerimiz, 2000'li yılların biraz öncesinde veya 2000'li yılların doğanların beklentileri 3 yıldan az bir işte çalışacakları şeklinde. Sizin jenerasyon böyle arkadaşlar. Sizin jenerasyon çok uzun süre bir işte çalışmak istemiyor. Çabuk bıkıyor. Aidiyet duygusu zayıf. Yani bunu bir suçlama olarak falan algılamayın sakın. Y jenerasyonunun özelliği bu. Z jenerasyonunun özelliği bu. Sizler böylesiniz. Şimdi bu Amerikan verisi, buna bakma falan. Yok abi, Amerikan verisi falan değil. Ben 2008'de Özyeğin Üniversitesi'nin kurucu rektörü olarak göreve başladım. 2012 yılında ilk mezunlarımızı verdik. 8 tane mezun verdim. Hala her birisiyle tek tek görüşüyorum. Telefonları cebimde. Bu 8 tane mezunun sadece 2 tanesi ilk başladığı işte devam ediyor. Daha 3 yıl olmadı ha. Yani 3 yıl oldu, 2012 mezunu. 2012 işte Ağustos mezunu. 13, 14, 15, 14 yıl olmadı. 2 tanesi ilk başladı işte devam ediyor. 5 tanesi ikinci işlerine geçti. Bir tanesi Ali Naci Aydın. Girin bakın istiyorsanız webden, yazın adama, teyit edin. 3. işine geçti. Yani bu Y jenerasyonunun iş beğenmeme ya da sık sık iş değiştirme özelliğini Türkiye'de de görüyoruz biz. Peki ne tür işlerde çalışıyor bu çocuklar? Şimdi arkadaşlar, sizler 19. yüzyıldan kalma bir kılavuzdan seçim yaptınız. İşte makine mühendisliği, endüstri mühendisliği, hukuk, inşaat mühendisliği, uluslararası ilişkiler. 19. yüzyıldan kalma bir liste. Hadi 20 diyelim. Ayıp etmeyelim, 20 diyelim. Bu liste kokuşmuş bir liste. Niye biliyor musunuz? Bu listede artık olmayan meslekler var. İşte su ürünleri mühendisliği falan. Yani meslek var hala da iş yok orada. Ya da ağaç ürünleri endüstri mühendisliği falan. Ya da tarım mühendisliği, daha da öteye gideyim. Çok çok az sayıda talep olan bir sürü meslek var. Ama üniversite kurulmuş, kadrolar hazır, kontenjan var, oluk oluk öğrenci alıyoruz. Toplumsal kandırmaca, başka hiçbir şey değil. Olmayan mesleklere adam yetiştiriyoruz. Daha da öteye gideyim. Yani mühendislik, sadece makine mühendisliğinin kontenjanı 11.700 geçen sene. Ya bunların 9.000'i mezun olur. 900'e ihtiyaç var mı Türkiye'de? Bence yok. Yani mezunların, mühendislik mezunlarının %10'u ancak mühendislik yapacak. Niye? Türkiye üretim tasarım ülkesi değil. Mühendis tasarım yapmak için eğitim alır. Tasarlamıyorsun ki, kopya yapıyorsun. Adam işte ben Google'a gireceğim. Lan Türkiye'deki Google'da ürün geliştirilmiyor ki. Ben işte büyük çok uluslu şirketlere gir. Microsoft sadece satış yapıyor abi Türkiye'de. Hayalini kırmak gibi olmasın ama öyle. Ford'a girecek. İyi kalıp basarsın Ford'da. 2000 tane, 3000 tane mühendise ihtiyacı var Ford'un. O kadar. Zaten onu bulmuş durumdalar. Geçmiş meslekler satılıyor size. Daha da ötesini söyleyeceğim ama iyi bir mühendissen zaten her tarafta sana iş bol. Daha da ötesini söyleyeceğim, geleceğin meslekleri satılmıyor. Niye biliyor musunuz? Yok ya, yeni bir program açma başvurusu yaptığınız zaman yok gidiyor üniversite arası kurula soruyor, bu programı açalım mı diye. Üniversite arası kurul bakıyor, yok ya diyor, böyle bir şey yok diyor. Çünkü onlar da 19. yüzyıldan kalma akademisyenler, bilmiyorlar ki ileride nereye gidiyoruz. Ya arkadaşlar, canlı örneğim ben. Girişimcilik programını açamadım ben ya. Herkes girişimcilik diye dans ediyor şimdi. Ben YÖK'e girişimcilik başvurusu yaptım. Böyle bir şey yok diye cevap geldi bana. Çünkü benim
üniversite arası kuruldaki meslektaşlarım dünyadan bir haberler. 400 tane Amerika'daki üniversitelerin girişimcilik programlarını gönderdik. YÖK'e de böyle bir şey vardır baba diye. Ha peki o zaman açalım dediler. Size göstereceğim diğer örneklerde de durum aynı. Bunu ben başvuruyu yapsam kabul edilmeyeceğini bildiğim onlarca program var. Çünkü eskilere soruyorlar. Eskilerde böyle bir şey yok diyorlar. Bakın arkadaşlar, bu iş LinkedIn'de dönüyor biliyorsunuz. LinkedIn profesyonel bir sosyal medya ağı. 259 milyon profil inceleniyor LinkedIn'de. Ve en popüler meslekler 2008'de neredeyse hiç olmayıp 2015'te en popüler olan, yani 2008'den 2015'e en çok gelişen profil. Bir numara iOS developer. Bu adam ne yapar? iPhone'a uygulama yazar. Hangi üniversite bunu öğretiyor? Yok. Geçti mi? Hangi bilgisayar mühendisliği programında bu var? Yok. İki numara da Android'a. Ya ben Özyeğin'de yırtındım, şunu açalım diye. Hocam dediler, biz bilmiyoruz ki. Hocalar bilmiyorlar. Ondan sonra yavaş yavaş öğrenmeye başladılar. Ama dediler, bunun için Apple laboratuvarı lazım, bilmem ne. Ya arkadaşlar, bırakın 4 yıllık üniversiteleri falan ya. Şu ikisini biliyorsanız, bugün gelin benimle aynı uçağa binelim, gidelim İstanbul'a, işiniz hazır. Yani bir sürü girişimci var, çok iyi fikirleri var ama uygulamayı beceremiyorlar, app yazamıyorlar. App yazacak adama 3500 TL, 4000 TL'den başlayan maaşlarla siz seçeceksiniz. Çünkü 10 tane şirket sizden isteyecek, seni sevdim, siz seçeceksiniz. Üstüne de o 3500 lira maaşa kanmayıp %1 de şirketten ortaklık isteyeceksiniz. Girvak'ta bahsediliyor mu bunlardan? Bahsediliyor değil mi? Ya abi bunu niye öğretmeyiz biz? Çünkü hocalarımız bilmiyor. O yüzden öğretmeyiz. 3 numara Zumba. Zumba'yı biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz Zumba'yı? Pilates'in hareketlisi biraz. Ya yani sağlıkla ilgili bir şey. Dans değil tam da yani egzersiz. Dancer size. 4 numara sosyal medya uzmanı. Abi Twitter doğalı 10 yıl oldu. 10 yıl önce böyle bir şey yoktu. Sosyal medya diye bir şey yoktu. Şimdi her şirketin sosyal medya... Ya benim... Ben İstanbul Erkek Lisesi Eğitim Vakfı yönetim kurulundayım. Bizim 1000 öğrencilik 2 tane ufak lisemiz var. Bizim sosyal medyacımız var biliyor musunuz? Sosyal medya uzmanımız var. Sürekli Facebook'u ve Twitter'ı tarıyor. Bizle ilgili çıkan haberleri bize gönderiyor. Facebook'ta, Twitter'da, Instagram'da, Snapchat'te kampanya başlatıyor. Takip ediyor. Oyunlar, Facebook app'leri yazıyor çocuklar. Onları Facebook'a gönderiyor. Böyle bir meslek doğdu. Şimdi ben bu mesleği üniversitede hangi bölümde öğrenirim? Düşünün bir. 5 numara veri bilimcisi. Bakın şimdi çok iddialı bir şey söyleyeceğim. Sosyal bilimlerdeyseniz, büyük veri analizinden anlamıyorsanız iş bulma şansınız çok çok düşüktür.